Adını doğduğu kentten alan Edirne Kârı el sanatının son ustalarından Halil Teksöz'ün yanında çalışarak ahşapla kurduğu ilişkisini genişleten Ezgi Kamar, 150 yıllık atıl durumdaki tarihi konağın restorasyonunda kereste kesiyor, iskeleye çıkıp çivi çakıyor. Bir işin cinsiyete göre belirlenmesine karşı olan Kamar, erkek işi algısını yıkan ustalık örneği sergiliyor. Hiçbir işin kadına veya erkeğe ait olmadığını belirten Kamar'ı yoldan geçenler şaşkınlıkla izliyor. Üç şerefeli cami arkasında bulunan ve bir süre önce yangında tahrip olmasının ardından atıl duruma düşen 150 yıllık tarihi konak kente kazandırılıyor. Bir dönemin Rum vali yardımcısı olduğu bilinen tarihi konağı çardak güreş ağası ve iş insanı Ramazan Güven satın alarak ihya çalışmalarını başlattı. Sekiz yaşındaki genç kadın Kamar, Edirne Kârı ustası olmak istediğini belirterek, her işin kendine göre zorluğu var. Bu işin de kendine göre zorlukları var. Kadın işi, erkek işi diye bir şey yok şeklinde konuştu. Her işin kendine göre bir zorluğu var tabii. Bu işin de ayrı zorlukları var. Hiçbir şekilde erkek işi, kadın işi olarak bakmıyorum olaya. Çevremden aldığım tepkiler daha çok şaşırma üzerine oluyor. Yani şurada mesela iskelenin tepesine çıktığım zaman yoldan geçenler şaşırarak bakıyorlar. Aa kız. Bence kız işi erkek işi olarak ayırmamak gerekiyor hiçbir şekilde. Büyük zorlukları var, çok dikkatli olmak gerekiyor. İskeleye tırmanırken veya kesicileyici aletleri kullanırken küçük bir yanlışlıkla parmağınızı kesebilirsiniz, elinizi kesebilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Burada ben daha çok ağaç kesiyorum, yardım ediyorum, çivi çakıyorum. Onun dışında diğer ağır işlere henüz başlamadım. Cinsiyete göre belirlenmesine karşıyım. Yani isteyen herkes, motivasyonlu herkes her işi yapabilir. Konağın restorasyon işini üstlenen Edirne Kârı ustası Halil Teksöz, 1880 senesinin sonlarına doğru yapılmış olan bir konak, bundan 5 sene önce binamız yanmış bir haldeydi. Restorasyonu tamamladıktan sonra burası güzel bir butik otel olarak Edirne turizmine çok güzel katkıda bulunacak dedi. 1880 senesinin sonlarına doğru yapılmış olan bir konak. Önce Rum vali yardımcısına yapılan bir konak burası. Cumhuriyet döneminden sonra kişilerin el değiştirmesiyle beraber bazı insanların eline geçmiş vaziyette. Bundan 5 sene önce binamız yanmış bir haldeydi. Ramazan Güven kendisi Şardak ağası. Edirne'yi çok sevdiği için bu konağı almak istedi. Biz de yardımcı olduk biraz kendisine ve konağı aldı ve restorasyonuna başladık. Konak çok eski bir konak. Çok harika bir konak. 7 odası olan muhteşem içindeki kalem işleri olsun. İçindeki Edirne kârlar, tavanları, harika süslemeleri var. Şükür elimizde bunlara mevcut fotoğraflarımız var. Daha belki çizimlerimiz var. Biz de bu konağın projesi bittikten sonra restorasyonuna 3 ay önce başladık. Yaklaşık 1,5 sene sonra bitecek. Çünkü dış kabuğunun bitmesi problem değil ama için çok önemli. İçinde harika çünkü eserler var. İçinde 3 tane duvara yapılmış özel bir tablomuz var. Bunlardan bir tanesi elimizde mevcut durumda şu anda. Koruma altına aldık. Ama iki tanesi yangında yandıkları için onların sadece elimizde orijinal fotoğrafları duruyor şu anda. Şimdi konağımızı aynı birebir orijinal haline getireceğiz. Restorasyonu o şekilde yapıyoruz. Mal sahibimiz hiçbir şeyden kaçınmıyor. Hiçbir şeyden eksik yapmıyor. Ve Edirne turizmine çok büyük katkıda bulunacak. Çok güzel bir butik otel olacak. Arazisi çok büyük. 1000 metrekare sadece bahçesi var bu konu. Dediğim gibi 7 odası var. Butik olarak Edirne'ye çok güzel hem çivi çakılmış oluyor hem turizm bakımından harika bir yatırım olmuş oluyor. Ve dışarıdan gelecek olan turistlere de çok güzel Edirne örnekleri, evlilerin örneklerini vereceğiz.